Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi, bayan yeleği, şallar, atkılar yapabileceğiniz çok amaçlı örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi örneğimiz bakın şöyle çok basit, hem kolay hem de çabuk ilerleyen bir örgü bu. Arka yüzü şu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde değerli izleyicilerim. Dilediğiniz, sevdiğiniz yerlerde kullanabilirsiniz örneğimizi. Şimdi örneğimiz burada dururken hemen biz de sizlerle beraber modelimize başlayalım. Şimdi örneğimiz için arasında 2 ilmeğimiz var. Bu zikzak giden yollar için de 3 tane, toplamda 5 ilmeğe ihtiyacımız var. Yani 5 ilmek üzerinden modelinize başlayabilirsiniz. Hemen şimdi alt ucundan başlıyorum. Hiç lastik falan örmedim. Bakın. Sadece şöyle ilmeklerimi attım. Arka yüzden modelime başlıyorum sevgili izleyicilerim. Şimdi kenar ilmeğimden sonra şöyle hemen ilk sıra olduğu için örelim kenar ilmeğimizi. Sonrasında iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Burası arka yüz olduğu için. Sonra bir ilmek şöyle şişime doluyorum. 3 tane ilmeğimi aroşa örer gibi kesiyorum. Bakın baştan bırakmıyorum. Sonrasında birini şöyle ayırıyorum. 2 ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıp bırakıyorum. Şimdi arada yine 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasında bir ilmek yine bakın şöyle doladım. 3 tane ilmeğimi aynı anda bakın kesiyorum. Bırakmıyorum. Sonrasında birini şöyle ayırıyorum. İkisinin içinden bir ilmek geçirdim, bıraktım. Yine toplamda 3 tane ilmeğim var. 2 tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde kenar ilmeğimden sonra burada 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz ördükten sonra bakın yine bir tane ilmek doluyorum. Bu sefer düz örer gibi şu şekilde üçünü yine alıyorum, bırakmıyorum. Yine birini ayırıyorum. İkisinin içinden bir ilmek çıkarıyorum, bırakıyorum. İki tane ilmeğimi tekrar arada düz örüyorum. Arada olan ilmeklerimi. Sonrasında yine bir ilmek doluyorum bakın. Aynı şekilde yine. Bu sefer düz olarak. İkisini içinden bir ilmek çıkarıyorum. İki düz. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bakın. Şimdi modelim çok az olduğu için tam belli değil. Şimdi devam ediyoruz yine. Aynı başladığımız gibi bakın. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Sonra bir ilmek doladım. Burada 3 tane ilmeğimin toplamış gibi yapıyorum. Bırakmıyorum. Sonra ikisinin içinden bir ilmek daha alıyorum. Toplamda 3 tane ilmeğim oluyor. Arka yüzde ters olarak, ön yüzde de düz olarak bakın. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Çok basit ve kolay bir örgü. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi ön yüze geldik. Bakın biraz daha belli olmaya başladı. Ön yüzde de tekrar ediyoruz modelimizi. 2 tane düz ördüm. Yine bir ilmek doluyorum. Şimdi de 3 tane ilmeğimi düz olarak örer gibi içinden bir ilmek aldım. Bir ilmeği ayırdım. Tekrar bir ilmek çıkardım. Yine 2 düz. Yine bir doluyorum.
Aynı şekilde devam ediyorum, bakın. Ve bırakıyorum. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Şimdi bir sıra daha anlatalım ve bugünkü videomuzu tamamlayalım sevgili değerli izleyicilerim. Dediğim gibi bu modelden kendinize atkılar, şallar da yapabilirsiniz. Çocuklarınıza da yelek de olur. Yani çok amaçlı bir örgü. Hem kolay hem de dediğim gibi çabuk ilerleyen. İsterseniz ipiniz kalınsa daha kalın şişten de yapabilirsiniz. Şimdi devam edelim bir sıra daha. Arka yüzdeye kalmıştık, yine oradan başladı zaten. İki tane ilmeğimizi burada bakın ters ördük. Sonrasında yine bir ilmek doluyorum. Bu üç tane ilmeğimin içinden bir ilmek çıkardım, bırakmadım. Tekrar ikinin içinden bir ilmek bırakıyorum. Ve iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Önce bakın bir ilmek doluyoruz. Sonrasında 3 ilmeğimizin içinden devam ediyoruz aynı şekilde. Birinci sıramız bu şekilde. Şimdi son sıramızı anlatalım. Bakın bayağı belli olmaya başladı örneğim. Ön yüzde de anlatalım, bitirelim. 2 düz ördük. Sonrasında yine bir tane önce doluyoruz. Sonrasında bakın 3 ilmeğin içinden bir ilmek ve devam ediyorum yine aynı şekilde. Yine aynı. Harika bir örnek. Bakın bırakmadık içinden ve bırakıyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim sevgili izleyicilerim. Modelim şöyle. Tabii alt ucuna lastiği olursa daha farklı, ama şallar yaparsanız lastiğe de gerek yok. Kahvenin de üstünde bu şekilde. Umarım örneğim anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.